El arkasını yere koyup eyledi teslim, baki suhenpervere âlâ ile ednâ. Evet, Baki'yi anlatacağımız bu programa, Baki ile aynı dönemde yaşamış, ondan sonra da bir süre daha hayatı devam etmiş ve de vefat etmiş olan, yine Osmanlı'nın çok büyük şairlerinden bir tanesi Süheyli'nin beytiyle başlamak istedik. El arkasını yere koyup eyledi teslim, baki suhen pervere âlâ ile ednâ. Süheyli burada bu beytinde baki hakkında ne diyor? Seçkin şairler, sıradan şairler, yani âlâ ile ednâ olan şairler, hepsi baki gibi bir söz ustasının büyüklüğünü kabul ettiler. Bütün şairlerin, kendi döneminde yaşadığı bütün şairlerin, divan şairlerinin baki hakkındaki ortak görüşleri onun çok büyük bir şair olduğudur. Bunu sadece biz taraflı olarak söylemiyoruz. Efendim, biz bu şiirle, Osmanlı şiiriyle, Osmanlı edebiyatıyla iştigal eden insanlar, hocalar sadece Baki'nin büyük olduğunu iddia etmiyorlar. Bu iddiaları altı boş bir iddia değildir. Altı dolu bir iddiadır. Çünkü kendisi 1526-27 yılında doğmuş, dört tane Osmanlı'nın en büyük padişahının döneminde, devrinde yaşamış ve edebiyat tarihçilerinin gerek kendi döneminde yaşayan, gerek sonrasında yaşayan büyük şairlerin ve de edebiyatçıların kendisine Sultan-ı Şuara, yani şairlerin sultanı olarak hitap ettikleri büyük bir şairden bahsedeceğiz inşallah. Onun divanından, şiirlerinden örnekler vermeye gayret edeceğiz. Baki 1526-27'de doğduğunu söylemiştik. Tabii dört tane Osmanlı'nın en muhteşem döneminde yaşamış, dört tane büyük padişahı görmüş. Bunların başında Kanuni Sultan Süleyman Han Hazretleri geliyor. İkinci sırada ikinci Selim, daha sonra üçüncü Murat ve de üçüncü Mehmet. 1600'de vefat ediyor kendisi. Vefatından inşallah birazdan programımızın sonlarına doğru bahsetmeyi düşünüyorum. Bu dört tane büyük hükümdarın döneminde yaşamış ve o hükümdarlara şiirler sunmuş, o hükümdarların yaşadığı dönemde hayatla alakalı, efendim, çevreyle alakalı, insanlarla alakalı bilgiler vermiş büyük bir şairden bahsediyoruz. Tabii bunların içerisinde en önemlisinin Kanuni olduğunu söylemiştim. Baki mahlasıdır. Mahlas nedir? Şairlerin kullandıkları takma adlardır. Asıl adı Mahmud Abdül Baki'dir. Buradan hareketle Baki mahlasını almıştır. Ailesinden kısaca bahsetmek istiyorum. Babası Fatih Camii müezzinlerindendir. Büyük bir din alimidir. Zaten oğlunu da kendisinden sonra büyük bir din alimi olarak yetiştirecek. Fatih Camii müezzini olan Mehmet Efendi daha sonradan maalesef hac yolculuğunda 1566 senesinde vefat edecektir. Yani Baki takriben 40 yaşlarındayken babasının vefatıyla hac yolculuğunda vefat etmesiyle sarsılacaktır. Baki çok iyi bir eğitim almıştır. Sınıf arkadaşları daha sonradan üst düzeyde şair olacak, alim olacak insanlardır. Mesela bunlardan bir tanesi Nevi'dir. Nevi, Baki ile alakalı. O da Osmanlı döneminin çok büyük şairlerinden bir tanesidir. Burada hocam da olan, kulakları çınlasın diyeyim, Profesör Doktor Necat Sefercioğlu hocamı da hayırlı anmak istiyorum, yad etmek istiyorum kendisini. Nevi Divanı'nın tahlili ile alakalı çok güzel bir çalışması vardır. Nevi'dir. Mesela Üsküplü Valihi, mesela Edirneli Mecdi, mesela Hoca Saadettin, mesela Karamanlı Muhyiddin, bunların hepsi Baki'nin sınıf arkadaşı olmuş büyük alim ve de şairlerdendir. Zati'nin yine Baki döneminde yaşamış, tabii ki Baki'den üstün, büyük, onun üstadı hocalığını yapmış bir şairdir. Büyük bir şairdir Zati. Zati'nin Bayezid Camii'nin avlusunda
bir dükkanı vardı. Bu dükkan şairlerin buluşma yeriydi. Zati de bunların üstadı seviyesindeydi, mesabesindeydi. Ve de onlara şiir öğretiyordu. Şiir nasıl yazılır? Genç şairler de yazdıkları şiirleri Zati'nin bu dükkanına getiriyorlar. Ve de hocalarına, Zati'ye, büyük üstada kontrol ettiriyorlardı. Hatta Zati onlara bazen redif veriyordu, şiir yazdırıyordu. Konu veriyordu, şiir yazdırıyordu. Baki de Zati'nin en gözde talebelerinden bir tanesi olmuştur. Birçok vazifede bulunmuştur Baki. Hayatı boyunca devlet vazifelerinde bulunmuştur. Padişahlar tarafından saygı duyulmuştur. Kendisine efendim hediyeler takdim edilmiş bir şairdir. Mesela kendisi şeriat mahkemelerinde, o dönemki mahkemelerde hakimlik yapıyor. En son kaz asker mertebesine kadar çıkıyor. Rumeli kaz askeri oluyor. Anadolu kaz askeri oluyor. Şeyhülislamlığa aslında bir adım kala efendim Şeyhülislam olamadan vefat etmiştir maalesef. İnişli çıkışlı bir hayatı vardır. Yer yer Baki'nin gözden düştüğü zamanlar olmuştur. Her ne kadar gözden düştüğü zamanlar desek de hepten unutulmuş, bir kenara itilmiş, bırakılmış bir insan, bir şair değildir. Çünkü o gerçekten bir söz ustasıdır, büyük bir şairdir. En sonunda tekrar yükselişe geçmiştir ve de şanına yakışır bir şekilde efendim büyük bir şair olarak vefat etmiştir. 7 Nisan 1600'de bir cuma günü kendisi vefat etmiştir ve Şeyhülislam Sunullah Efendi Fatih Camii'nde babasının müezzinlik yaptığı ve 1566'da vefat ettiği Fatih Camii'nde Baki'nin cenazesi kaldırılmıştır. Efendim sevenleri tarafından, büyük bir halk kitlesi tarafından. Şimdi Baki'nin hayatıyla alakalı kısaca bilgi verdikten sonra onun eserleri ve de edebi kişiliğiyle alakalı da bilgi vermek isterim ve şiirlerinden örnekler vermek isterim sizlere. Şiir dışında da Baki alimdir dedik, kaz askerdir dedik. Yani ordu hakimidir. Hukuku, İslam hukukunu çok iyi bilen, üst düzeyde bilen bir insandır dedik. Ama biz onu daha çok şair olarak biliyoruz. Fakat onun ilmi eserleri de vardır. Mesela onlardan bir tanesi, daha yeni de varlığı biliniyordu fakat nüshasına, yani eserin nerede olduğu bilinmiyordu, ulaşılamıyordu. O eser en son olarak tespit edildi ve çalışıldı. Gayet de güzel bir çalışma yapıldı. Ötüken Neşriyat tarafından da basıldı. Bu eser Hayatül Kulub, Bir Rivayati Ebi Eyyub, Gönüllerin Diriliği adıyla basıldı. Bu eserin hikayesi nedir? Biraz ondan kısaca bahsetmek isterim sizlere. Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri var. Malumunuz Halid bin Zeyd, yani İstanbul'un ilk fetih ordusuyla İstanbul'a gelen, burada şehit olan ve surların içerisine gömülen büyük bir sahabe. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la birlikte bütün neredeyse savaşlara katılmıştır, seferlere katılmıştır. En sonunda da yaşı ilerlediği zaman İstanbul'un fethine iştirak etmiş ve burada şehit düşmüştür. Ebu Eyyub el-Ensari Hazretlerinden, Ebu Eyyub el-Ensari Hazretlerinden, yani Halid bin Zeyd'den rivayet edilmiş takriben 210 civarında hadis vardır. Tabi Baki büyük bir söz ustasıdır. Sultan-ı Şuara olduğunu söylemiştik. Kendisi Şeyhülislam adayıydı. Rumeli ve Anadolu kaz askerliği yapmıştı. Arapçayı da çok iyi bilen, aynı zamanda alim bir şairdir. Eyüp Sultan Hazretlerinden rivayet edilen takriben 150 tane hadisi içerisinden seçmiş ve de tercüme etmiştir. Tabii Eyüp Sultan Hazretlerinin rivayet ettiği hadislerle alakalı birçok çalışma var. Fakat Baki'nin yaptığı bu seçkinin ve de tercümenin önemi, ehemmiyeti nedir? Çünkü Baki Türkçeyi en güçlü kullanan isimlerden, şairlerden, edebiyatçılardan bir tanesidir. Bu anlamda yaptığı tercüme aynı zamanda Türkçenin zirve tercümelerinden bir tanesi olmaktadır. Şu sade Türkçeye bakar mısınız? Bir tane hadis tercümesini örnek olarak vermek istiyorum. Bir kimesnenin evine varuldukta
istizan etmek hakkında varit olanı beyan eder diyor. Şimdi bu başlık bir hadis seçmiş. Yani bu hadis neyle alakalı? Bir kimsenin evine gidildiği vakit izin isteyerek eve girme hakkında Ebu Eyyub el-Ensari Hazretlerinden rivayet edilen bir tane hadis buraya alınmış ve de tercüme edilmiş. Diyor ki Baki, ulema-i hadisten İbni Ebi Şeybe ve el-Hakim et-Tirmizi sayıyor ila ahir rahimehumullah teala nakillerinde Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh buyurmuştur ki, şu anda okuduklarım Baki'nin sözleridir, tercümesidir. Ya Resulallah, Hak tebareke ve teala şöyle buyurmuşlardır diye hadisin Arapçasını nakletmek istemedim şimdi. Ev halkına selam vermek nedir? Anı biliriz ama istinas nedir diye sual ettim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eğitti. Yani söyledi. Yine hadisin orijinali burada var. Diyü buyurdu. Yani ne buyurdu? Tercüme ediyor kendisi kısaca. Hasılı bir kimse bir aharun evine vardığı vakit, yani bir başkasının evine gittiği zamanda taşrada, yani dışarıda tesbih ve tekbir ve tahmid ile söyleyip kendini duyurmak gerek, izin alıp dahi girmek gerek diye tercüme etmiş. Yani bir kişi dışarıda olduğu zaman tesbih, tahmid getirsin ve izin alarak içeriye girsin. Kıymetli izleyiciler, bu anlattığım ve de okuduğum Baki'nin tercümesi. Bakınız, aradan neredeyse 500 sene, 400 seneden fazla zaman geçmiş. Ama ne kadar güzel, ne kadar sade bir Türkçe olduğunu dikkatlerinize sunmak istiyorum. Gelelim Baki'nin şairlik tarafına. Şimdi bütün şairleri etkilediğini, kendi döneminde yaşayan, hatta hocasını dahi etkilemiştir ve kendisinden sonra gelen şairleri de etkilediğini ifade etmiştik. Osmanlı'nın son dönemine kadar etkisi devam etmiştir, yayılarak gelmiştir. Şairler ondan bahsederler, bütün şairler bahsederler. Ya Baki'den bazı beyitleri alırlar, efendim divanlarında kullanırlar, ya da mesela beyitlerini alıp üzerlerine üç mısra daha yazarak tahmis ederler. Çok fazla teknik terimlere, konulara girmek istemiyorum. Ya da teslis ederler, ya da o şiire nazireler yazarlar. Yani onu zemin şiiri olarak, ördek şiiri olarak alıp onun bir benzerini oluşturmaya çalışırlar. Bu da Baki'nin çok önemli bir şair olduğunu göstermektedir. Kendisinden sonra gelen diğer şairlerin onu takip ettiğini, ondan ilham aldığını gösterir. Aslında Baki hakkında şunu söyleyebiliriz. Baki, divan şiirinin sanki kaşıkçı elması gibidir. Ve onun şiirleri de aynen kaşıkçı elması kıymetindedir. Söyleyiş gücü üst düzeydedir. Özellikle tevriye dediğimiz bir sanat. Yani bir kelimenin birden çok anlamını beyit içerisinde ustalıkla o beyte yedirme ve de birden çok anlamını kullanma kabiliyetine sahiptir. Aslında şair Baki dendiği zaman işin ehli olan herkes bilir ki şair Baki kelime ustasıdır ve tevriye ustasıdır. Bunu kabul etmişlerdir. Şimdi efendim, Baki ile alakalı çok güzel hazırlanmış bir yeni kitaptan bir bölüm alıntılamak istiyorum. Onun şairliği ile alakalı Mehmet Çavuşoğlu Hoca, Allah rahmet eylesin, kendisi hakkında şöyle söylüyor. Baki hakkında şunu söylüyor. Diyor ki, Baki'de coşkun ilhamlar değil, şekil üzerinde durarak şiirini ince hayaller, nükte ve tevriye başta olmak üzere türlü edebi sanatlarla işleyip zenginleştirmeyi göz önünde bulunduran bir tutum esastır. Klasik nüktenin dayandığı iham ve tevriye sanatlarının Baki'nin şiirinin hakim unsuru olduğunu iddia eden çağdaşı Ahdi. Ahdi de çağdaşı, çok büyük bir şairdir ve de şairlerin hayatlarını anlattığı bir tezkire sahibidir. Orada bunları söylüyor ve ona iştirak eden hakeza daha sonraki dönemde gelmiş büyük bir tezkire yazarı yine Kınalızade Hasan Çelebi hükümlerinde haksız değillerdir. Her biri şunun üzerinde ittifak etmişlerdir kıymetli seyirciler. Baki
şiirini katmanlar halinde örgüler. Sanki böyle süslü, iç içe geçmiş efendim hediye kutucukları gibi. Üstteki katmanı açıyorsunuz, içerisinden başka daha rengarenk anlamların olduğu bir hediye katmanı çıkıyor. Onu da açıyorsunuz, içerisinden başka bir süslü efendim hediye katmanı. Onu da açıyorsunuz içerisinden. Ve hiç bitmeyen böyle iç içe geçmiş mücevher kutuları gibi her birinin içerisinde de farklı anlamların olduğu üst üste anlamları bindirerek efendim iç içe gergef gibi işleyerek ve de örgüleyerek kullanmayı başarmış büyük şairlerimizden bir tanesidir. Şimdi bunun bir örneği olarak efendim iki beytini okumak ve ne demek istediğimi anlatmak istiyorum. Şöyle söylüyor Bay. Baştan bu fahır sana yiter kim şehi cihan, hilat geyürdi nazmuna garra firengiler. Derme çatma giydirir iller libası şiirine, hilat-ı nazm-ı cihan giyirün senin altınludur. Şimdi burada şair Baki aslında kendi şiirini övüyor. Diyor ki sana şu övünç yeter, cihan padişahının kendi nazmına güzel ve parlak frengiden kaftan giydirmesinin ona övünç olarak yeteceğini söylemektedir. Şimdi Osmanlı geleneğinde efendim hilat giydirme yani kaftan giydirme mevzu bahistir. Bu ne demektir? Bu taltif etmek, iltifat etmek, ödüllendirmek anlamına gelmektedir. Nitekim hatta bu kaftan giydirmek aynı zamanda hat ustaları için, hattatlar için de kullanılmaktadır. Mesela hat sanatıyla uğraşan talebe-hoca ilişkisi içerisinde hatlarını yazarlar. Bir öğrencinin hattını ustası, hocası çok beğendiği zaman bir beğenme alameti olarak o hattın üzerine bir kaftan giydirme adı verilen bir efendim çizgi çekerlermiş. Şimdi bakın bir anlam bu. Yani Baki aynı zamanda kendi şiirinin ne kadar beğenildiğini, öne çıktığını anlatmak için hem hilat giydirilmesi, kaftan giydirilmesinden hareketle bir anlam yüklüyor. Hem hattatların, hocasının, talebesinin hattını ne kadar beğendiğini gösterdiği o çizgi çekmeyi aynı zamanda burada yazıyla alakalı da unsurları şiirinde kurarak bir anlam daha giydirmektedir. Aynı zamanda ikinci beyitte ne diyordu? Derme çatma giydirir iller libası şiirine. Başkaları şiirlerine kıyafeti derme çatma giydirir. Bakın derme çatma ifadesini kullanıyor. 16. yüzyıldan bahsediyoruz. Ne kadar güzel sade bir Türkçe değil mi? Hilat-ı nazm-ı cihan giyirün senin altınludur. Başkaları derme çatma sıradan kıyafetler giydirirken senin giydirdiğin kıyafet nasıldır? Gayet güzeldir, süslüdür, altınlıdır diyor. Aynı zamanda buradaki frengi kelimesi, kıymetli seyirciler, Avrupa menşeli bir kumaş adı olduğu, aynı zamanda para karşılığı, efendim ödül karşılığı kullanıldığını da söylemek isteriz. Efendim altınlu ifadesi ve derme çatma libas ifadesinde de ki tezatı da dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Şimdi görüyorsunuz bu katman katman efendim işlediği Baki'nin sadece iki beyti bu şekilde. Diğer beyitleri de inanın bundan daha aşağı kalır yanıyor. Şimdi bir başka örneği vermek istiyorum. Bu örnek şöyle. Dedik ki Baki Kanuni Sultan Süleyman döneminde o iktidarın sultanıydı. Baki de sözün sultanıydı, şiirin sultanıydı. Ama aynı zamanda kıymetli seyirciler, Kanuni Sultan Süleyman da bir şairdi, hem de büyük bir şairdi. İkisi birbirleriyle şiirleşiyordu. Kanuni döneminde en müreffeh ve muazzam zamanını Baki'nin yaşadığını ifade etmişti. Şimdi Baki Kanuni'nin bir gazelini tahmis ediyor. Sizlerin de mutlaka duyduğunuz çok meşhur ilk beytini şimdi okumak istiyorum. Neydi o ilk beyit? Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes rahat gibi. Bu beyti herhalde herkes
duymuştur. Sağlıkla alakalı, sıhhatle alakalı. Kanuni de çok büyük hastalıklar geçirmiş bir padişahımızdır. Ve büyük bir ihtimalle hem bu hastalıklarını da düşünerek hem de çektiği bazı sıkıntıları düşünerek herhalde bu şiirini yazmış olmalı. Şimdi şair Baki ne yapıyor? Bu gazeli şiire alıyor. Efendim onun üzerine 3 mısra daha yazıyor. Şiirdeki bir satır ona cümleye diyelim. İlk satıra ve bütün satırlara mısra adını veriyoruz. Diyor ki Baki, Cami-i sıhhat hüdadan halka bir hilat gibi, bir libası fahir olmaz cisme ol kisvet gibi, var iken bahtü saadet kuvveti kudret gibi, halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Şimdi üzerine yazdığı mısralar aynen o beyit vezninde olmalı. O beyit hangi ölçüyle yazılmışsa o mısralar da aynı ölçüyle yazılmalı. O beyit hangi kafiye ile ve de rediflerle sonda tekrar edilen mısra sonlarında tekrar edilen kelimeler ve de eklerle yazılmışsa üst tarafındaki mısralar da o şekilde yazılmalı. Baki de aynı şekilde yazıyor. Ne diyor Baki? Cami-i sıhhat hüdadan halka bir hilat gibi sağlık elbisesi, sıhhat elbisesi halka Allah'tan bir hilat gibidir, kıymetli bir elbise gibidir. Bir libası fahir olmaz cisme ol kisvet gibi. O kıyafet kadar ben kısaca anlatmak istiyorum çünkü süremizi de düşünerek toparlayıcı anlamlar vermek istiyorum. O kadar önemli bir libas olmaz. En önemli libas, kisvet, efendim elbise, sağlık elbisesidir. Var iken bahtü saadet kuvveti kudret gibi. Kuvvet ve kudret gibi baht ve saadet varken halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi. Halkın içerisinde en muteber itibar edilen şey nedir? Devlettir. Türk milleti için en önemli şeylerin başında devlet gelmektedir. Bu devlet düşüncesi çok önemli bir düşüncedir. Halen daha devam etmektedir. Osmanlı'da da bu çok önemliydi. Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi. Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Şimdi devlet kelimesinin bu sefer ikinci anlamını kullanıyor. Yani mutluluk, saadet, efendim itibarlı ve de önemli bir nesne yoktur. Halk içinde sağlık bu kadar önemlidir. Bir nefes sıhhat çok önemlidir diyor. Bunun üst tarafında Baki bu beytin anlamına uygun olarak 3 mısra daha eklemiştir. Devam edelim şiirimize. Önce Baki Kanuni'nin yazdığı beyti okuyorum. Daha sonra Baki'nin üstüne yazdığı 3 mısrayı okuyorum. Saltanat düdükleri ancak cihan kavgasıdır. Olmaya bahtu saadet dünyada vahdet gibi. Kanuni ne diyor? Saltanat cihan kavgasıdır, hayhuydur. En büyük baht ve de saadet vahdettir. Yani efendim tek başına kalmaktır, huzur içerisinde bulunmaktır. Bu hayhuydan uzak yaşamaktır diyor. Şimdi Baki de aynı düşünce bu beyitte anlatılan psikolojiye uygun olarak 3 mısra daha yazıp tahmis edecek. Ehli vahdet kainatun akilu danasıdır. Vahdet ehli kainatta dünyadaki en akıllı, en bilge insanlardır. Merdifari alemin mümtazu müstesnasıdır. Dünyadan el etek çekmiş olan insan alemin mümtaz ve de müstesna isimlerinden bir tanesidir. Gör nedir ol kim sözü güya Mesih enfasudur. Sözü Hazreti İsa gibi ölüleri dirilten ve de etkileyen o Mesih nefesli olan gör bakalım şimdi ne diyor ve Kanuni'nin beytine geliyor. Saltanat düdükleri ancak cihan kavgasudur. Olmaya bahtu saadet dünyada vahdet gibi. Geldik üçüncü beytimize. Kobu ay şu işyeti çünkü fenadur akıbet. Yarı baki ister isen olmaya taat gibi. Kanuni dedi. Yani o eğlenceyi, bu geçici dünya zevklerini bir kenara bırak. Eğer sen baki ölmez bir yar, bir sevgili istiyorsan taatte bulun, ibadette bulun diyor. Baki nasıl tamamlamış bu beyti? Taat-i hak. Hakka itaat etmek, Cenab-ı Hakk'a ibadet etmek. Munisi bezmi bekadur akıbet. Sonunda beka meclisine arkadaş olmaktır.
Sıhhati canu beden senden cüdadur akıbet. Senin bu vücudun elbet bir gün son bulacak, sıhhatin de gidecek. Bağdı sarsardur fena alem, hebadur akıbet. En sonunda ne olacak? Yok olma pek şiddetli esen rüzgardır. Sonunda alem boştur, nafiledir. Bir ölüm rüzgarı ya da son rüzgarı alıp bütün her şeyi süpürüp götürecek. Kobu ay şu işreti çünkü fenadur akıbet. Sen de eğer hal buysa artık bu eğlenceyi zevki bir kenara bırak. Yarı baki ister isen olmaya taat gibi. Artık Cenab-ı Hakk'a itaat et. Efendim baki olan çünkü odur. Olsa kumlar sağışınca ömrüne haddü adet. Gelmeye bu şişe içer hiçre bir saat gibi. Kanuni diyor ki kumlar sayısınca senin ömrün dahi olsa bu şişe içer hiçre bir kum saati düşünün. Kum saatinin içerisinde kumlar var ya onu gözünüzün önüne getirin. Bir saat gibi gelmez diyor. Ömrüne sınır ve sayı kumlar miktarınca da olsa felek içinde bunlar bir saat gibi gelmiyor. O kadar bile hükmü yoktur. Elbet ölüm gelip çatacaktır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyorlar? Efendim bir insana sorulduğu zaman ne kadar yaşadın? Ya bir gün ya da daha az diyecek insanlar diyor. Yani ona da bir efendim temas olduğunu düşünmemek elde değil. Şimdi Baki üzerine üç mısra yazmış. Ne demiş? Alemi gözden geçirsen eylesen bin yıl rasat. Alemi gözden geçirsen, bin yıl gözetleyip beklesen, bir takım emellerin olsa, arzuların, isteklerin olsa, devir içinde durmasan görsen hezaran nikübet, zaman içerisinde durmasan, binlerce iyi ve kötü görsen, iyilikle ve de kötülükle karşılaşsan, her taraftan aksa dünya malı gelse la yuad, her taraftan ayağına dünya malı gelse, sınırsız sayısız aksa bile en sonunda ne olacaktır? Olsa kumlar sağışınca ömrüne haddü adet. Ömrün kumlar sayısınca dahi olsa kumları sayabilir miyiz? Mümkün değil. Gelmeye bu şişe içer içre bir saat gibi. Efendim ancak bir saat hükmünde bile olmayacaktır. Sınırsız bir hayat mümkün değil. Ki çok uzun süre bile yaşasan o sana ancak bir saat hükmünde belki gelecektir diyor. Son olarak Baki şöyle tahmis etmiştir. Menzile asayişi ukbaya istersen usul. Hubbu dünyadan feragat gibi olmaz doğru yol. Şadman erbabı uzlettir hemen baki melul. Yer huzur itmek dilersen ey muhibbi fari ol. Olmaya vahdet makamı bu şeyi uzlet gibi. Muhibbi ne dedi? Yani Kanuni Sultan Süleyman'ın mahlası takma adı kullandığı şairlik adı muhibbidir. Eğer huzur istersen bırak dünyayı, fari ol, efendime söyleyeyim, ele tek çek, her şeyden el çek. Olmaya vahdet makamı guşeyi uzlet gibi, yalnızlık köşesi kadar insana huzur veren vahdet makamı yoktur diyor. Baki de aynı düşünceyi efendim çok güzel bir şekilde ifade ederek üzerine üç mısrağını yazıyor. Menzile asayişi ukbaya istersen vusul. Öbür dünyanın rahat ve huzur menziline erişmek istersen, hubbu dünyadan, yani dünya sevgisinden feragat gibi olmaz doğru yol. Bırak bu dünya sevgisini bir kenara. Şadman olanlar, kimlerdir mutlu olanlar? Erbabı uzlettir. Uzlet erbabıdır. Kendi köşesine çekmiş, kendi halinde olanlardır. İbadet-ü taatiyle meşgul olan, el alem ne dedi, başkaları ne yapıyor, onlara bakmayan, kendisiyle ilgilenenlerdir. Hemen baki melul, yer huzur itmek dilersen ey muhibbi fari ol, olmaya vahdet makamı, guşeyi uzlet gibi. Burada da kıymetli seyirciler baki kelimesinin hem kendi mahlası yani takma adı olarak hem de geriye kalanlar, diğerleri yani bakisi, bakiye olarak biz de şimdi kullanıyoruz, arda kalanlar anlamında kullan.
hayat, bitkiler, doğa, tabiat. Zaten divan şairi büyük bir gözlemcidir. Baki de bu gözlemci şairler içerisinde en önemlilerinden bir tanesidir. Baki şöyle diyor. Ey sevgili, burada sevgiliye hitap ediyor. Yüzünü aç da bağın gülü ve nesrini o güzel yanağı görsünler. Bağdaki yani çiçek bahçesindeki gül ve de nesrin ne yapsın? O senin güzel yanağını görsün. Çünkü gül ve de nesrin ne yapacak? Sevgilinin yanağını görünce kıskanacak. Salın servis sana haber şiveyi reftarı görsünler. Salınarak yürü de servi ve çam fıstığı ağacı o edalı yürüyüşü görsünler. Şimdi Baki'nin şiirlerini okuduğumuzda biz o dönemin bir kültür haritasını aynı zamanda dil, kelime ve de kültür haritasını çıkartıyoruz. Bakın ne kadar güzel çiçek isimlerini kullanıyor. Gül, nesrin, aynı zamanda ağaç, bitkileri kullanıyor. Servi, sanaber yani fıstık çamı ağacını burada teşbih unsuru olarak, benzetme unsuru olarak kullanıyor. Neyi hayal ediyor Baki? Şöyle bir hayal dünyası kurguluyor. Bir çiçek bahçesi düşünün. O çiçek bahçesinin üzerinde sevgilinin efendim salınarak yürümesini istiyor. Şairin hayalindeki çiçek bahçesinde neler var? Gül var. Nesrin gibi açılıp etrafa güzel koku veren çiçekler ve uzunluklarıyla aynı zamanda sevgilinin boyuna teşbih edilen servi ağacı var ve fıstık çamı ağacı var. Bütün bunlarla sevgilisi arasında irtibat kuruyor, benzetme yapıyor. Teşbih diyoruz biz bunlara. Ve güzel kokulu bitkiler var. Bu güzel kokulu bitkileri sıralıyor. Mısralar arasındaki kelime uyumuna da dikkatinizi çekmek istiyorum. Bakın iki mısra yani şiirdeki, beyitteki birinci sıra, birinci mısra, ikinci sıra, ikinci mısra. Açıl, salın. Bağın gülü nesrini, servi sana haber. Ol ruhsarı, şive-i reftarı. Görsünler, görsünler. Her iki mısra arasındaki bu inanılmaz güzel uyumu, ses uyumunu aynı zamanda S harfinin tekrarıyla yapılan, biz bu ses tekrarlarına aliterasyon diyoruz. Bu S tekrarıyla yapılan dikkat çekiciliği de sizlere arz etmek istiyorum. Geçelim ikinci beytimize. Kapında hasıl etti bu devasız derde hep gönlüm. Ne derde müptela oldu dili bimarı görsünler. Ne diyor şair? Bu devasız derde gönlüm hep senin kapında tutuldu. Hasta gönle baksınlar da nasıl onulmaz bir derde düştüğünü görsünler bakalım. Ne derde müptela oldu? Benim sevgilinin kapısında bulunuşuma bakıp efendim nasıl bir onulmaz, çaresi olmaz derde düştüğümü görsünler. Buradaki tabii derde kelimesinde dert e ve derde yani kapıda, kapıya ya da dert, sıkıntı, ızdırap anlamındaki derde düşme ifadesini yani tevriyeli kullanımını da dikkat çekmek istiyorum sayın seyirciler. İlkinde nasıl bir derde anlamı, ikincisinde de hangi kapıda anlamı olduğunu ustalıkla Baki buraya yerleştirmiştir. Yalnız bu beyitte çok dikkat çekici, çok önemli bir husus var. Beyti bir kez daha okuyacağım. Bakın D sesine dikkat edelim lütfen. Baki aynı zamanda bir ses ustası olduğunu söylemiştik. Türkçenin Sultanı Şuara olduğunu söylemiştik zaten. Türkçeyi nasıl mükemmel kullandığını söylemiştik. İşte bunlardan hareketle biz bunları söylüyoruz, iddia ediyoruz. Kapında hasıl etti bu devasız derde hep gönlüm. D seslerine dikkat edelim. Ne derde müptela oldu dili bimarı görsünler. D seslerinin tekrarı, dert, deva, müptela. Bu tekrarlarla söyleyişine ayrı bir dikkat çekicilik kazandırdığını da görüyoruz. Üçüncü beytinde Baki ne diyor? Açıldı dağlar sinemde çak ettim giribanım. Muhabbet gülşeninde açılan gülnarı görsünler. Göğsümde yaralar açıldı. Açıldı dağlar sinemde çak ettim giribanım. Ben de yakamı yırtıp açtım. Göğsünde yaralar çıkmış.
aşk derdinden dolayı. Ve onlara arz ediyor, açıp sinesini gösteriyor. Muhabbet gülşeninde açılan gülnarı görsünler. Yakamı yırtıp açtım ki aşkın gül bahçesinde açılan nar çiçeğini görsünler. Bir şey söylemiştik. Bütün divan şairleri gibi özellikle Baki büyük bir gözlemcidir, müthiş bir gözlemcidir. Bakın gülnar çiçeği, yani nar çiçeği. İnternete nar çiçeği yazarak lütfen seyircilerimiz baksınlar. Ne kadar güzel bir rengi olduğunu, şekli olduğunu görecekler. Muhteşem bir kırmızılık. Burada anlatmamız mümkün değil. Şimdi Baki göğsünde açılan yarayı gülnar çiçeğiyle anlatıyor. Teşbih ederek anlatıyor. Aynı zamanda da bir güzellik katıyor. Yaralar, göğüste aşığın açılan yaraları aşıklığının bir delilidir. Aslında onları bir madalyon gibi taşır. Üzerinde madalyon gibi taşır. Yani ne kadar büyük bir aşık olduğunu efendim anlatmak ister, göstermek ister. Ve biz bunu yani olan bir şeyi daha güzel, orijinal bir halde anlatmaya, bir sebebe bağlamaya hüsnü talil diyoruz. Yani olanı daha güzel bir sebebe bağlama sanatı diyoruz. Dördüncü beyitte ne diyor Baki? Teni zarunda pehlüm ustağını sayılır bir bir. Beni seyretmeyen ahbap musikarı görsünler. Şimdi şu gözlemciliğe, şu teşbihe, şu ressam gibi çizişe bakın sayın seyirciler. Diyor ki zayıflamış vücudumda bağrımın kemikleri bir bir sayılır hale geldi. Teni zarumda pehlum üstühanı sayılır bir bir. Beni seyretmeyen ahbap musikarı görsünler. Yani beni görmemiş olan dostlar, benim halimi tahayyül edemeyecek olanlar ne yapsınlar? Musikar aletine baksınlar, benim nasıl bir vaziyette olduğumu görürler. Şimdi bu sefer ne yaptı? Kendisiyle musikar aleti arasında bir ilişki kurdu. Şimdi musikar aleti nedir? Efendim küçükten büyüğe doğru giden kamıştan ney efendim kamışından yapılan birden fazla ney ile yan yana getirilerek yapılan bir müzik aletidir. Şimdi kendi halinin bu acziyetini anlatırken bile bir müzik aletini kullanıyor. Ne kadar güzel bir anlatım. Ve son beytinde Baki son olarak şöyle söylüyor. Güzeller mihriban olmaz demek yanlıştır ey Baki. Olur vallahi billahi hemen yalvarı görsünler. Bu çok müthiş bir beyittir ve de Baki ile alakalı yazılan kitaplarda ve de anlatımlarda çok meşhurdur, bilinir, anlatılır. Ey Baki, güzeller muhabbetli olmaz, güzellerden dost olmaz demek yanlıştır. Zira aşıklar onlara biraz yalvarıversinler. Olur vallahi billahi hemen yalvarı görsünler. Buradaki yalvar kelimesine dikkatinizi çekmek istiyorum. Biraz yalvarı versinler. Vallahi billahi hemen muhabbetli olurlar. İlgi gösterirler diyor. Şimdi buradaki yalvar kelimesiyle alakalı çeşitli şeyler söylenmiştir. Yalvarın aynı zamanda bir Hint para birimi olduğunu. Şimdi Baki'nin kelimeleri katman katman anlamlarıyla örgülediğini ve de kurguladığını söylediğimizde aslında bu anlam hiç uzak görünmüyor. Bir Hint parası olduğunu, yani bu anlamı dikkate aldığımızda şöyle bir çeviri yapabileceğimizi de bu hususla ilgilenen, divan şiiriyle ilgilenen üstadlar belirtmişlerdir. Ey Baki, güzeller sevgi merhamet göstermezler demek yanlıştır. Onlar hele parayı, maddiyatı, ilgiyi görsünler, vallahi de billahi de ilgi gösterirler gibi bir anlamı da Baki'nin bu beyte yüklemiş olması hiç de uzak görünmemektedir. Baki gibi bir kelime ustasını düşündüğümüzde kıymetli seyirciler. Şimdi efendim tabii Baki anlatmakla bitmez. Baki'nin şiirleri efendim izah etmekle, okumakla bitmez. Ama sizlere son olarak şu efendim beyti de okuyup programımıza son vermek istiyorum. Baki diyor ki, kadrini sengi musallada bilip ey Baki,
durup el bağlayalar karşına yaran, saf saf. Şimdi Baki efendim 7 Nisan 1600'de bir cuma günü vefat etmiştir. Söylemiştik başta, babası Fatih Camii'nin müezziniydi. Babasının müezzinlik yaptığı, çocukluğunu belki büyük bir ihtimalle geçirdiği, belki de düşünün avlusunda koşturduğu, oynadığı, efendim o avlunun bahçesine bu sefer Baki'nin cenazesi gelmiştir. Ve çok seveni vardır, bütün sevenleri saf tutmuşlardır ve dönemin Şeyhülislam'ı Sunullah Efendi cenaze namazını kıldıracaktır. İşte bu cenaze namazı kıldırılırken bazı rivayetlerde derler ki Baki'nin bu beyti de okunmuştur. Kadrini senge musallada bilip ey Baki. Bu Baki'nin beytidir. Ey Baki, senin kadrin, kıymetin tam olarak bilinmedi ama musalla taşında senin kadrin, kıymetin herhalde bilinecek. Durup el bağlayalar karşına yaran saf saf. Dostlar senin karşında saf saf ellerini bağlayıp saf saf duracaklar. Aynı zamanda boynu bükük bir vaziyette saf bir şekilde duracaklar. Ve de senin kıymetini bilmeyenler elbet cenazen dahi olsa cenazenin yanına gelip senin karşında el pençe divan suretinde elbet duracaklardır. Ama bu ölünce olacak, hayatında olmadı diyor. Baki böyle büyük Osmanlı'nın efendim 1600'den vefat ettikten sonra da şairlerini çokça etkilemiş, onların divanlarına girmiş, kendisine nazireler yazılmış, Osmanlı'nın yetiştirdiği en büyük Türk şairlerinden bir tanesidir.